Anoreksiya teşhisi konarak cezaevinden tahliye edilen fenomen Nihal Candan. Cuma gününden bu yana ailesinin yanında ve 37 kiloya kadar düşen Candan bugün ilk kez sokağa çıktı. Kanal D muhabiri Buse Öztürk'le kameraman Volkan Kamber'in özel haberi. Başlarda daha zordu tabii ki ama hep kardeşimle birbirime destektik. Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz diye hep şakalaştık. 37 kiloya düştü, cezaevinden apar topar tahliye edildi. Bugün dışarıdaki ikinci günüydü. Cezaevinde yaşadıklarını ilk kez Kanal D Haber anlattı. Başlarda daha zordu tabii ki ama hep kardeşimle birbirime destektik. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana. Lüks hayatlarıyla bilinen Bahar ve Nihal Candan kardeşler bir çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. Hatalarımız vardır, doğrudur. Bir iki küçük çocuğa da kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak dahi olmamıştı. Kazandıkları o para cezaevine düşürdü. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla iki kardeş de tutuklandı. İkisi de 5,5 aydır cezaevindeydiler. Kitaplarımız vardı. Yeri geldi işte televizyon dizilerimiz vardı. Kantin var bir gün. Shopping ihtiyacımızı oradan karşıladık. Öyle yani, zaman geçiyor. Ama Nihal Candan zamanla cezaevinde yeme içmeden kesildi. Anoreksiya hastalığına yakalandı. Hep doktorlarlaydı bu süreçte. Polisten çok doktor gördüğüm diyebilirim. Günden güne eridi, tam 37 kiloya düştü. Hastaneye sevk edildi. Mahkeme tahliye kararı verdi. Cuma günü cezaevinden çıktı. İlk günü ailesiyle geçirdi. En çok neyi özlediniz? Aile, insan tabii ki en çok ailesini özlüyor. Benim ailemden bir parça yanımdaydı. O benim şansımdı. Bugünse sokağa ilk adımını attı. Nihal Candan'ın bugün ikinci günüydü. Moral olsun diye yine kuaföre gitti. İlk güne göre kendisini daha iyi hissediyordu. İşte yaşadığı o zor anları anlattı. Rahatsızım. Sadece nefes varlığıyla bu konuyu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Cezaevinde kendisini ayakta tutan onu bekliyorum dediği Bahar Candan'dı. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşimle çıktıktan sonra bizim ailece tek bir derdimiz kalmayacak. Nihal Candan çıkınca kardeşi Bahar koğuşta bir kişiyle kaldı baş başa. O da kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim, bankacı Seçil Erzan'dı. Ünlü futbolcuların fon vurgunuyla para kaptırdığı isim Erzan'la da anlaştıklarını söyledi. Aynı koğuştaydık kendisiyle de. Herhangi bir sorun yaşadınız mı? Pek yaşamadık. Seçil izlemiyor haberi diye biz haber izlemiyorduk. Nihal Candan bir an önce kardeşi Bahar'a kavuşmayı bekliyor. Sevgiyle birbirimize destek olarak yapmaya çalıştık her şeyi. Benim ailemden bir parça yanımdaydı, o benim şansımdı. Biraz zorlandık ama geçti, şükürler olsun.